Merhaba, ben Daha Finansal Danışmanlık'tan Murat Akyol. Bu videomuzda kısa bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Küresel piyasalar geçtiğimiz hafta ticaret savaşlarının yanında Hong Kong ve Arjantin'e ilişkin endişeler nedeniyle oldukça zayıf bir performans sergiledi. Özellikle 10 yıl vadeli ABD tahvil faizlerinin 2 yıl vadeli tahvil faizlerinin altına gerilemesiyle birlikte getiri eğrisinin terse dönmesi ve resesyon endişelerinin ortaya çıkması piyasaları negatif etkiledi. Bu durum yeni haftaya başlarken devam ediyor olsa da Amerika'dan geçen hafta gelen verilerin beklentilere kıyasla çok daha pozitif bir tablo ortaya koyması resesyon endişelerinin belirli ölçüde geride kalmasını sağladı. Bu hafta ABD'den gelecek olan ve büyümeyi daralmadan ayıran 50 sınırında bulunan PMI imalat endeksinin bu seviyenin altına sarkması durumunda Amerika'da büyümeye yönelik soru işaretleri yeniden ön plana çıkabilir. Kaldı ki Euro bölgesinde de PMI imalat endeksi uzun zamandır 50 seviyesinin altında kaldığı gibi Ağustos ayında da bu tablonun değişmesi beklenmiyor. Dolayısıyla Ağustos ayı PMI rakamlarının ardından piyasalarda küresel ekonominin gücünün yeniden sorgulanması şaşırtıcı olmayacaktır. Haftanın genelinde ise para politikasının ön planda kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu noktada hem ECB hem de Fed'in açıklayacağı tutanakların piyasalarda hareketliliği arttırabileceğini düşünüyoruz. Hatırlanacağı gibi Fed 10 yıllık aranın ardından faiz indirimine giderken bunu ara dönemdeki bir düzeltme olarak nitelendirmişti. Dolayısıyla piyasalar tutanaklarda özellikle ara dönemdeki düzeltmenin kaç faiz indirimi anlamına geldiğini öğrenmeye çalışacak. Öte yandan son Fed toplantısından bu yana piyasalar belirgin şekilde bozulmuş durumda. Bunun yanında tutanaklar 3 hafta önce sona eren bir dönemi değerlendirdiği için mevcut konjonktüre kıyasla baktığımızda tutanaklarda kullanılacak ifadelerin piyasalar açısından şahin olarak algılanması beklenebilir. Bu hafta ayrıca 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Jackson Hole Sempozyumunu da takip edeceğiz. Piyasaların para politikası tarafında odak noktasında Fed olduğu için ve Fed Başkanı Powell da haftanın son işlem gününde konuşacağı için özellikle sempozyumda Cuma günü verilecek mesajların piyasalar açısından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada piyasaların özellikle Fed tutanaklarında sorulara cevap bulamaması durumunda ya da tutanakların ardından piyasalarda volatilite oluşması durumunda Fed Başkanı Powell Cuma günü yapacağı konuşmayı piyasalarla iletişim kurmak için bir araç olarak da kullanabilir. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü The Club'ı izlemeye devam edin.